seçim beyannamesini açıklarken taşeron konusu üzerinde ve asgari ücret fiyat üzerinden demeçlerde bulunmuştu. Ve kamuda şöyle bir algılanma oluştu. Özellikle taşeron işçiler konusunda. Abi bize kadro verilecek, abi işte 1300'lerde maaş alınacak gibi bir umut doğdu. Ama bakıldığında bugün asgari ücretin zaten içine eline geçen para, yol parası, şu bu yardımla beraber 1170 lira olduğu zaten apaçıktır. Ayrıca Başbakan Davutoğlu'nun biz bu 1300 lirayı işte asgari ücret tespit komisyonunda değerlendireceğiz ve buna teklif getireceğiz demesiyle beraber bunun bir seçim yatırımı olduğunu ve diğer partilerle yarışa girdiğini görüyoruz. Yani birden bir ana muhalefet partisine dönüştüğünü veya muhalefet partisine dönüştüğünü görüyoruz. Taşeron'a kadro sözü vermiyor açıkçası. Bizim dinlediğimiz kadarıyla ve incelediğimizde alt işverenlik bünyesindeki yani taşeron çalıştırmada kamunun ihtiyaç duyduğu kadar istihdam edileceğini söylüyor. Ama bu istihdam modelinin ne olacağını belirtmiyor. Taşeron üzerinden mi, kadrolu mu, hangi bir şey, 4E'li mi, 4F'li mi, 4C'li mi gibisinden belirtmiyorlar. Ve tümden taşeronu yasaklayacaklarını ve tümden bütün taşeron içine kadro vereceğini de belirtmiyor. Yani bir algı operasyonu yapılıyor ve taşeron içine üzerinde bir umut tazirleri tekrardan dönüşülüyor. Bunu diğer siyasi partilerin de seçim beyannamelerinde olduğunu görüyoruz. Tabi samimiyet noktalarını her zaman sorguladık. Biz taşeron içler olarak şunu söylüyoruz. Yani 1300 lira bizim emeğimizin değeri değil.